üç kişiydiler. Biri madrabazdı, öteki düzenbazdı. Üçüncüsünün ise ülkede eşi azdı. Kendiliğinden tanrı kişiler, bir yıllarda yücelerde davalar açarak üçünü de mahkum etmek istediler. İkisi gerçekten suçluydu, mahkum oldu. Üçüncüsü ise mahkum olmaya zorunluydu. Bu öykü işte o onurun öyküsüdür, onun öyküsüdür, ona saygıyla. Böyle bir şeyi kesinlikle beklemiyordu o gün. Üstelik avukatı da böyle bir olasılıktan söz etmemişti sabah mahkemede. Bu kaçıncı duruşma? Artık bıkmış, usanmış. Kaç yıldır bu birbirinin benzeri, tek düze duruşmalardan öylesine umudunu kesmişti ki. Avukatı da aylar var ki şöyle doğru dürüst arayıp sormuyor, uğramıyor mu ne? Gene dalmış gitmişti ıvır zıvır anılara. Meğer duruşma bitmiş. Askerler sanıkları tekrardan zincirlerle bağlamak üzereydiler. Birden nasıl oldu? Avukatı ilerden koştu geldi, üzerine atıldı, boynuna sarıldı. Yanaklarından şapur şupur öpmeye başladı. ''Geçmiş olsun ağam!'' diyordu bir yandan da çığlık çığlığa. ''Haydi gözümüz aydın, geçmiş olsun artık!'' ''Efendim anlamadım.'' ''Gözümüz aydın ağam, gözümüz aydın, tahliye olduk.'' ''Anlamadım, tahliye mi olduk?'' ''Tahliye olduk ya, tahliye olduk artık, artık serbestiz.'' Avukatın gözlerine şöyle bir an kuşkulu kuşkulu baktı ağa. Bir türlü anlamlandıramıyordu duyduklarını. ''Niçin?'' dedi sonra da öfkeyle. ''Niçin tahliye ettiler bizi?'' Niçini miçini var mı sen de ağam Allah aşkına? Niçin tutuklamışlardı ki? Niçin tutukladıklarını biliyorlar mı ki? Niçin bıraktıklarını bilebilsinler? Sen de. Ama niçin? Ne garip, tahliye olacağını duyduğu an ne çok sevineceğini sanırdı oysa. Ama şimdi tıpkı ilk günkü gibi, tıpkı ilk tutuklandığı günkü gibi. Beyninin içini bir burgu gibi habire oyup duruyor aynı soru. Niçin, niçin, niçin? İnsan aradan geçen bunca yıldan sonra, bunca olan bitenden sonra, tutuklandığı o ilk güne, sanki hiçbir şey olmamış gibi tekrardan geri dönebilir miymiş gerçekten? Tahliye olurken her şeyini alıp da mı çıkarmış dışarıya? Her şey öylesine anlamsızdı ki şu an. Tahliye olmak bile. İşlemler tamamlanmış, yazılmış, çizilmiş, kayıt defterinden düşülmüş, zimmet defterinden düşülmüş. Niçin? Hep niçin, niçin, niçin? Sanki bir düş görüyordu. Ya da yıllar boyu düşlemenin doğal sanrısıydı belki de bu. Önde bir davul, bir zurna, iki çingene. Ardında atlar, arabalar, faytonlar, yaylılar, hısım akraba, konu komşu, dost arkadaş, kimi atına atlamış, kimi arabasına koşmuş. İki yanında soylu Arap atlarına kurulmuş, çevre aşiretlerin ağaları, beyleri. Say ki bir düğün alayı. Tozu dumana katarak, ala ala, heylerle, dört nala köye gidiyorlardı. Ne zaman haber almış bunca insan ya Rabbi? Oysa artık duruşmalara bile ayıp olmasın diye nöbetleşe şöyle bir uğruyordu çoğu hısım akraba. Hapishaneden artık anca cesedinin çıkacağından hiç kuşkuları yoktu. Niçin? Öyleyse bütün bunlar niçin? 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 Tıpkı bir düşteymiş gibi dalmış gitmişken birden nasıl oldu? Tanıdık bir sesin uyarısıyla mı, yoksa iki yandan akıp giden bu bildik yoksul görüntülerin bilincine varmanın çağrıştırmasıyla mı? Bu düşsel yanılgıdan sıyrılıverdi, öfkeyle fırladı ayağa, arabacının elinden dizgini kaptığı gibi kastı, faytonu durdurdu. ''Yeter!'' diye bağırdı. ''Yeter be! Neyin sevinci bu? Ne bayramını kutluyorsunuz böyle? Ne şenliği bu? Kesin!'' Sonra da yorgun,
Bitik çöküverdi koltuğa, büzüldü kaldı. Kendisini hala eski kendisi mi sanıyorlardı ne? Davul zurna susunca, kalabalıkta 5-10 dakika içinde kendiliğinden dağılıvermişti homurdanarak. Yakın akraba birkaç bey sessizce girildi köye. Eve varılır varılmaz da daha avluda merdivenin başında durdu. Konuklara yüzünü de dönüp bakmadan "Sağ olun," dedi yarım ağız. "Sırtımı değiştireceğim şimdi. Artık kusura bakmazsanız." Sözü biter bitmez de taş merdivenleri hışımla bir solukta çıktı. Odada da karısına "Bu gece kimseyi görecek, dinleyecek halim yok, anlaşıldı mı? Bu gece kafamı dinleyeceğim," dedi buyurur buyurur. Gerçekten de kimseyle görüşmedi. Ne karısının bir şeyler anlatmasına izin verdi, ne hesap vermeye hazırlanmış yarıcıları, marabaları, kahyayı yanına kabul etti, ne de kendisi bir şey sordu. Onca çok sevdiği çocuklarıyla bile ilgilenmedi. Hatta oğlunun niçin kendisini karşılamaya gelmediğini, şimdi nerede olduğunu bile sormadı. Geçmiş olsuna gelmek isteyen ağaları, beyleri de özürler dileyerek incelikle geri çevirdi. Kapandı kaldı odaya. Kapıyı pencereyi sıkı sıkı örttü. Kimse akıl erdirememiş, bir anlam verememişti bütün bunlara ama fazla da üzerinde durmadılar. Çekip gittiler birazdan. Ev halkı, ırgatlar, marabalar, uşaklar da olan biteni tam kavrayamadıklarından suspus çekilmişlerdi köşelerine. Karısı ne yapacağını şaşırmış, yapayalnız öyle kala kalmıştı ortalıkta. Yemeğe de inmedi kocası. Çaresiz bir siniye dizdi yemekleri, yukarı çıkardı, sessizce süzülüp odaya, yere bıraktı, döndü. Gerçekten de öyle güzel kokuyordu ki hala, buğulanan bol kuru naneli yayla çorbası. Ama yemeğe de bir türlü karar veremiyordu ki. Acaba yese mi? Yiyebilir mi acaba? Ev yemeği bu, ev yemeği. Özel yapılmış. Bir odanın içinde sinirli sinirli dolanıyordu, bir gelip dikiliyordu sininin başına. Karar verebilmek olanaksız. Ama öte yandan da içindeki yemek yeme iç tepisi artık öyle azgınlaşmıştı ki, neredeyse istencine karşın vücudu kendiliğinden diz çöküverecek sininin başına. Ne garip. İnsanoğlu kendisine de tam egemen değil galiba. Örneğin şu an kendisi iştahına söz geçiremiyor. Acıkma diyemiyor vücuduna. Gerçekten de düşünmeden diz çöküverdi sininin başına. Kaşığa sarıldı. Acele acele bir yudum aldı çorbadan yutuverdi. Bir kaşık daha. Gene acele yuttu. Bir kaşık daha. Olanaksız. Üçüncü kaşık çorba ağzında büyüdükçe büyüyordu. Yutamıyordu bir türlü. Öte yandan midesi bulanıyordu. İçi kabarıyordu. Neredeyse çıkardı çıkaracak. Baktı olacak gibi değil, daha fazla dayanamadı. Fırladı evin arka avluya bakan pencerelerinden birinin önüne. Tahta kepenkleri zor açtı ve böğürtüyle uzandı dışarıya. İçinde ne var ne yok kustu. İçi almıyordu. Böğürtüyü duyar duymaz zaten yüreği tıp tıp, kulağı kirişte, öyle tetikte bekleyen karısı koştu geldi yukarıya ya, kapı içeriden kilitlenmişti. Yığıldı kaldı kapının önüne. "Bre kurban olduğum," dedi. Komşular da duysun istemediği için usul usul "Neyim var? Hele gadasını aldığım neyim var? De bi." Derdini demeyen derman bulabilir miymiş bre kurban? Hele aç kapıyı. Yalvardı, yakardı ama boşuna. Sabahı zor ettiler o gün. Işıkları da yakmadılar. Karanlıkta birer köşeye büzüşüp tor top oldular, sabahı beklediler. Sabah olsun, hayır olsun inşallah. Gerçekten de daha şafakta, büzüldükleri yerlerde artık içleri geçmiş gitmişken, birden onun sesine irkilip uyandılar, kendilerine geldiler. Sabah erkenden kalkmış, iki dirhem bir çekirdek giyinmiş, ayağında İngiliz kumaşından külot pantolonu, yeleği, ipek gömleği, gerçekten tril tril sofaya çıkmış,
bağır bağır bağırıyordu. "Atım!" diyordu. "Tez hazırlayın atımı!" diyordu. Bir telaş, bir koşuşma, kaşla göz arasında hazırlanıverdi soylu Arap kısrak. Taş merdivenlerin önüne getirildi. Hışımla indi merdivenlerden. Daha son basamakta, ayağının tekini üzengiye soktuğu gibi yekinde oturdu eğere ve atın karnını tepikledi. Bir anda tozu dumana katarak gözden yitti gitti. Nereye gidiyordu, niçin gidiyordu? Kimse sormaya bile cesaret edemedi. Daha sabahın köründe bir dişçinin kapısına dayandı. "Sök," dedi. "Dişlerimin hepsini sök." "Anlamadım." "Sabah sabah sol yanından mı kalktın yoksa ağam?" "Tövbe tövbe. Sağlam diş çekilir miymiş bre? Bu dişlerin hepsi sapasağlam." "Ne laf anlamaz adammışsın yahu. Sana sök dedim. Yoksa tanımadın mı beni?" "Seni tanımamak ne mümkün ağam. Bütün yöre iyi tanır seni." "Öyleyse sök derim. Bütün dişlerimi sök derim sana." "Bağışla beni ağam. Tövbe yapamam vallahi. Sağlam dişi nasıl çekerim? Diplomamdan mı etmek istersin yoksa beni ağam? Tövbe, tövbe vallahi. Niyetin sabah sabah beni mi sınamak yoksa ağam? Hı?" "La havle ve la kuvvete illa billah." Adamın Nuh deyip peygamber demeyeceğine aklı iyice yattığı için çaresiz geldiği gibi öfkeyle çıkıp gitmişti. Bütün gün bir bir gezdi dişçilerin hepsini. Ama kimse çekmek istemiyordu. Herkes bir başka bahane buluyordu. Sonuçta zar zor razı edebildi birini. "Ulan kime ne? Kim karışabilirmiş bana bre? Diş benim değil mi? Ağız benim değil mi?" "Yazık ağam, vallahi yazık. Sapa sağlam dişler." "Ulan çek, sana ne?" "Dayanamazsın ağam, vallahi dayanamazsın bunca dişin acısına." "Bre gavat, içimin acısından daha büyük bir acı mı vardır sanırsın yoksa yeryüzünde? Çek derim sana." Gerçekten de gık demeden bütün dişlerini çektirmişti. Bu nedenle ortalık iyice karardıktan sonra döndü köye. Gerçi yanakları, dudakları henüz daha diriydi. Birden iç içe geçivermemişti ama gene de zor tanınır durumdaydı. Karısı da görünce ilkin tanıyamadı, şaşırdı. "Bu ne hal, bire kurban olduğum," dedi dehşet içinde. Yalvardı, yakardı ama tek sözcük olsun alamadı ağzından. Gene kapandı odasına. Kimseleri yanına sokmadı. Bu haldeyken kimseler kendisini görsün istemiyordu. Ağzındaki yaraların bir an önce sağalması için sabırla uğraşıyordu. İlaçlarını sektirmiyordu. Haplarını içiyor, zamanında gargarasını yapıyordu. Sürekli olarak da yeni sağalmış sıcak süt içiyordu. Ağzındaki yaraların iyileşmesi birkaç gün anca sürdü. Yaraların kapandığına, diş etlerinin artık iyice düzeldiğine kendisi de karar verince, akşam karısına seslendi, yemek istedi. Ne ki olanaksız. Daha ilk lokmada tıpkı eskisi gibi gene bulanıverdi midesi, yüreği kabardı, fır döndü dünya. Ağzındaki lokma büyüdükçe büyüyordu, zor yetişti pencereye. Böğürtüyle uzun uzun kustu. Sarı yeşil sular geldi ağzından. Olanaksız almıyordu içi. Koca adam gün günden eriyip gidiyordu. Karısı hocalara mı başvurmadı, muskalar mı yazdırmadı, adaklar mı adamadı, kurbanlar mı kestirmedi gizli gizli ama yararsız. Kimselerle görüşmüyordu kocası, kimseyi yanına sokmuyordu. Galiba odaya kapanmasının 10. günü filandı. Oğullarının Ankara Sıkı Yönetim Komutanlığı'nca tutuklandığı haberi gelince öyle çok sevindi, öyle çok sevindi ki kadıncağız bu habere dayanamaz, mutlaka odasından çıkar, kendisiyle konuşur diye düşünüyordu. Sevinçle koşuverdi yukarıya. "Bre bey," dedi. "Oğlumuzu tutuklamışlar Ankara'da. Ankara Sıkı Yönetim Komutanlığı oğlumuzu tutuklatmış. Yiğidimizi de mapuslamına sokmuşlar. Bre kurban olduğum." Ama umduğu gibi olmadı. Sadece "Kim tutuklatmış?" diye sordu içeriden öfkeli öfkeli. "Ankara kurban olduğum.
Ankara Sıkı Yönetim Komutanlığı. Bir daha yanıt bile vermedi. Zamanla bütün bunları kabullendiler çaresiz. Kapıyı pencereyi dış dünyaya kapatıp kabuklarına çekildiler. Gün güne konu komşu, hısım akrabanın da ayağı kesildi. Her şey kendiliğinden doğallaşıvermişti artık. Gene bir hafta 10 gün sonraydı galiba. Kadıncağız ne yapacağını bilmez bilmez alnını çatkılamış, bir seccadenin üzerine bağdaş kurup kah dualar mırıldana mırıldana, kah kargışlar yağdıra yağdıra, alt sofada uğunup dururken kendi kendine sokak kapısı vuruldu sert sert. Ortalıkta da kimseler yoktu. Seslendi ya, kimselere duyuramadı. Kapıda habire vuruluyordu öfkeli öfkeli. Çaresiz kalktı, homurdana homurdana gitti kapıyı açtı. Açtı ki kapıda 3 zebella asker, jandarma. Hayırdır inşallah? Bu kez de oğlunu evden arıyorlardı. Kendini itip içeri girmek istediler. Göğsünü gerdi, dikildi karşılarına. ''Bre soykası batasıcalar!'' dedi. ''Eşkıya ini basılır gibi ağ evinin göz göz arandığı nerede görülmüştür?'' ''Destur, oğlum yoktur burada. Kim arar oğlumu?'' ''Diyarbakır Sıkı Yönetim Komutanlığı ana!'' dediler askerler çekine çekine. ''Oğlum Ankara'dadır. Ankara Sıkı Yönetiminde tutukludur.'' Diyarbakır kumandanı çok meraklıysa Ankara Sıkı Yönetimine sorsun oğlumun adresini. Yani oğlun şimdi Ankara'da mı tutukludur ana? He ya, Ankara'da tutukludur. Kağıtlar çıkardılar, yazdılar, çizdiler, sonra da çekip gittiler. Askerlerin karşısında dikelmişti ya, oğlunu anlatırken de öyle büyük bir yorgunluk duymuştu ki yüreğinde. Askerler çekip gittikten sonra ağır ağır yukarı çıktı. Kocasının kapısının önüne çöktü. ''Bre bey!'' dedi yorgun bitik bir sesle. ''Bizim oğlanı şimdi de Diyarbakır Sıkı Yönetim'den arıyorlar.'' Gelenleri merak edermiş de kendisini mi beklermiş ne kocası? Daha konuşması bitmiş bitmemişti, açılıverdi kapı. Başucunda heyula gibi belirdi birden. Bütün kapı boşluğunu doldurmuştu sanki. ''Ne dedin, ne dedin?'' dedi hışımla. ''Oğlanı şimdi de Diyarbakır Sıkı Yönetim'den mi arıyorlar?'' Saç baş karışmıştı. Bir deri bir kemik kalmıştı belki. Ama gene de çın çın çınlatıyordu sesi ortalığı. ''Diyarbakır'dan arıyorlar ya şimdi de kurban olduğum.'' ''Sen ne dedin onlara?'' ''Ankara'da tutuklu dedim, kurban olduğum. Çok meraklanıyorsanız yavrumun adresini Ankara Sıkı Yönetiminden sorun dedim.'' ''Ne? Anlamadım. Yani adresini verdin oğlumuzun jandarmalara. Ulan deli soyka, ulan kafasız karı. Oğlumuzun nerede olduğunu söyledin mi yani? He? Vay vay vay, vay aptal vay. Fırla, hadi kalk yerinden. Ulan söylenir mi hiç jandarmalara oğlanın adresi? Hadi kalk. Diyarbakır Sıkı Yönetiminden önce yetişmeliyiz oğlumuza. Haydi fırla, atımı hazırlat. Adam koptur hemen. Bir Ankara uçağı yakalasınlar bana. Anlaşıldı mı? Hadi tez ol. Hemen atlar koşuldu, adamlar çıkarıldı. Gerçekten de jandarmaların eve gelmesiyle ağanın Ankara'yı bulması arasında bir gün bile geçmedi. Ertesi sabah Ankara'daydı. Haber salındı bütün dostlara, hısım akrabalara, hemşirelere, hatırlı kişilere. ''Oğlumu görmek istiyorum.'' dedi onlara. ''Hem oğlumun yattığı yerleri görmek istiyorum, hem de oğlumla görüşmek istiyorum. Ama yalnız ikimiz, baş başa, bir odada görüşmek istiyorum. Anlaşıldı mı?'' Yolunu yordamını buldular. Belki oğlunun yattığı koğuşlara da girip dolaşması olanağı sağlanamamıştı. Sadece uzaktan göstermişlerdi oraları. Ama oğluyla Sıkı Yönetim Tutuk Evi'nin revirinde gerçekten de baş başa görüştü, konuştu. Oğlu da zor tanımıştı kendisini. Dehşet içinde kalmıştı. ''Bu ne hal Allah aşkına baba? Ne yapmışlar sana? İğne ipliğe dönmüşsün bre. Dişlerine ne oldu böyle? Hele söyle.'' ''Hele bırak beni.'' dedi sinirli sinirli. ''Benim bir ayağım çukurda sayılır artık. Hele sen konuş. Asıl seni nasıl kurtaracağız?'' ''Anlamadım. Asıl beni mi nasıl kurtaracağız? Neden?''
Hele söyle bakayım, davan ne oldu? Duruşmaların filan bitti mi? Mahkum oldun mu? Yoo, daha duruşmalar sürüyor. Öyleyse kurban, şimdi beni iyi dinle. Nasıl olsa burada da itibarlı tanıdıkların vardır. Senin yoksa avukatının vardır, tamam mı? Şimdi onları bulacağız hemen. Bize yol gösterecekler. Senin mahkemende sözü geçen hatırlı kişiler kimlerdir? O hatırlı kişiler içinde biz kimlere başvuracağız? Yani şimdi senin avukatın veya dostların bize o kişilerin adını, adreslerini filan verecekler. Bizler de o hatırlı kişilere gideceğiz. Gayri ne isterlerse vereceğiz, tamam mı? 3 milyon, 5 milyon, 10 milyon, her neyse işte. Tek isteğimiz var onlardan. Seni burada mahkum ettirecekler. 5 yıla, 10 yıla, her neyse artık. Seni mutlaka burada mahkum ettirecekler. Anlamadım, o niye o? Niçin? Niçini miçini var mı bre? Şimdi de Diyarbakır Sıkı Yönetim Komutanlığından arıyorlar seni, haberin var mı? Diyarbakır Sıkı Yönetim Komutanlığından mı arıyorlar? E arasınlar, ne çıkar? Hıh. Hıh mı? Birden sesli sesli soludu burnundan. Bir an öyle oğlunun gözlerinin içine dik dik baktı kaldı. Nasıl olur da anlamazdı oğlu söylemek istediklerini? Gene derinden bir soludu. Diyarbakır diyorum sana, dedi sonra da öfkeli öfkeli. Yüreği daralmıştı. Uzun uzun öksürdü, bir öksürük nöbetine tutulup. Oğlu hala şaşkın şaşkın bakıyordu gözlerine. Diyarbakır diyorum sana. Ama daha fazla dayanamadı. Birden sarılıverdi oğluna ve boşandı. Hüngür hüngür ağlamaya başladı. Ağlarken de hıçkırıklar arasında ''Bok yedirdiler bana oğlum'' diye mırıldanıyordu. ''Bok yedirdiler bana, bokumu yedirdiler bana.'' Oğluna sıkı sıkı sarılmış, iç geçire geçire uzun uzun ağladı.